Selam gençler. Tam TYT kıvamında gelebilecek güzel bir olasılık sorusu çözelim birlikte. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir basketbol panyasının ölçüleri verilmiştir. Panyaya isabet eden bir topun hareketiyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Dikdörtgen biçimindeki kırmızı bölgeye isabet eden bir topun basket olma olasılığı %75'tir. Mavi bölgeye isabet eden bir topun basket olma olasılığı %25'tir. Panya'ya isabet eden bir topun basket olma olasılığı nedir? Şimdi şunu şöyle yazalım arkadaşlar. Kırmızı bölgeye isabet eden topun basket olma olasılığı %75 demiş ya. Bu ne demek? 75 bölü 100'den bize olasılığın 3 bölü 4 olduğunu söylüyor. Mavi bölgeye isabet eden topun basket olma olasılığı da %25'miş. Yani 25 bölü 100'den bu olasılık 1 bölü 4'tür. Şimdi şöyle düşünebilirsin. Dersin ki eğer bu top kırmızı bölgeye çarpıp basket olacaksa bu olasılık 3 bölü 4'tür. Tamam. Mavi bölgeye gelip basket olacaksa bu olasılık 1 bölü 4'tür. Baktığın şıklarda 1 yok. Ama neyi eksik düşünüyorsun? Söylüyorsun ama eksik düşünülen şey şu. Kırmızı bölgedeki basket olma olasılığı 3 bölü 4 derken kırmızı gelme olasılığını hesaplamıyorsun. O zaman onu hesaplamalıyız. Burada 0.45-0.5-1.5-0.9 şeklinde verilmiş. Belki şöyle diyebilirsin. Kırmızının alanı bölü büyük dikdörtgenin alanı diyerek kırmızı olma olasılığını bulabilirsin. Ama burada gerçekten sayılarla uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Tabi sildik şimdi bunu. Hemen toparlayalım. Sayılarla uğraşmaya gerek yok. Şöyle diyelim. 0-5'e k dersek 1.5 nedir? Onun 3 katıdır. 0-45'e m dersek 09 onun 2 katıdır. Şimdi bak. Kırmızı gelme olasılığı nedir? m çarpı k alandan gidiyoruz. Büyük dikdörtgenin alanında 2M çarpı 3K'dan 6MK olur. İşte kırmızının olasılığı. Kırmızının alanının büyük dikdörtgenin alanına oranı kırmızı gelme olasılığını verir. Şimdi şuradan devam edelim arkadaşlar. Çarpı Mavi gelme olasılığına bakacağız. Az önce kırmızının, kırmızının alanına MK dedik. Tamamının alanına 6 MK dedik. O zaman mavi bölgenin alanı tamamının alanından kırmızı bölgenin alanına çıkararak buluruz değil mi arkadaşlar? Yani 6 MK eksi MK bölü 6 MK olarak mavi gelme olasılığını bulmuş oluruz. Peki buradan ne geldi? 1 bölü 6 çarpı 3 bölü 4'ten 3 bölü 24 geldi. Buradan 5 mk bölü 6 mk yani 5 bölü 6 çarpı 1 bölü 4'ten 5 bölü 24 gelir. 8 bölü 24'ten cevabımız 1 bölü 3'tür arkadaşlar. Evet sözel olarak diyoruz ki kırmızı, kırmızıya çarpıp basket olma olasılığı 3 bölü 4, mavi bölgeye çarpıp basket olma olasılığı 1 bölü 4 diye yazıyoruz. Ama kırmızı gelme olasılığı ile mavi gelme olasılığını hesaplamayı unutuyoruz. Bu ayrıntıya dikkat edelim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz. Hoşçakalın.